gibi bugün de gün boyunca Bolu halkının yardımlarını belediye meydanında topladık. Onları bizim Fenişleri Müdürlüğü'nün deposunda istifledik. Yani ayırdık, tek tek ayırdık. Hijyen malzemelerini, deterjanları, onun dışında giyim, kıyafet, battaniye şeklinde tek tek ayırdık ve bölgeye sevk ettik. Bugün bizim için önemli bir gündü. Çünkü biz çok hızlı bir şekilde, başkanımızın talimatıyla hızlı bir şekilde organize olmuştuk. Ve Elbistan'a ilk ulaşan yardım malzemeleri Bolu Belediyesi'nin tırları olduğunu söylemiştik. Ve yardımlarımıza devam ediyoruz. Bugün de gün boyunca Hatay'a sevkiyatı yaptık. Kurtarıcılar, elimizdeki kurtarıcıları gönderdik. Onlar yolda. Sabah tırlarımızı gönderdik. Onlar yolda. Akşam saatlerinde, gece saatlerinde şu an kaç aracımız çıkıyor? Kaç tırımız çıkıyor? Şu an 8 tane aracımız 8, çıkıyor. 8 tırımız daha yola çıkıyor. Bunlar da Hatay'a sevkiyat yapacağız. Ben Bolu halkına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı davrandıkları için, arkadaşlarımıza da tekrardan, buradaki arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar demek için geldik. Başkanımızı mutlaka deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, hem Bolu halkının hem başkanımızın çok çok selamlarınızı iletmenizi istiyoruz. Başkan Bey'in de öyle bir ricası var. Onun da size çok çok selamları var, şoför arkadaşlara. Düzgün bir şekilde, güzel bir şekilde giderlerse gitmelerini ricasında bulunuyor. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Bir de şöyle bir nokta var. Tabii biz gün boyun içerisinde yardım topladık. Çok fazla yardım, çok fazla giyim, kıyafet yardımı almaya başladık. Şu anda depolarımız doldu. Bunların sevkiyatını yapacağız. Fakat bölgeden kıyafetin dışında özellikle başka malzemeler isteniyor. Onları ben hemen okumak istiyorum. Malzemeler sıfır iç çamaşırı. Olursa kadın, erkek, çocuk sıfır iç çamaşırı talepleri çok fazla var. Sıfır mont talepleri, sıfır bot talepleri var bölgenin bize. Battaniye talebi var. Onun dışında hijyen malzemeleri, yine çocuk bezi, kadın pedi, hasta bezi, tuvalet kağıdı, ıslak mendil gibi. Bebek maması, sıfır mont, bot demin dediğim gibi. Elektrikli ısıtıcı, powerbank, pil, el feneri, gıda kolisi ve koli bandı şeklinde talepleri var. Bu talepleri dikkate alırsak seviniriz. Biz yarından itibaren İkinci el eşya, giyim malzemesi almayacağız. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu bilgiyi yayarsak çok çok seviniriz. Yarından itibaren almayacağız. Çünkü öncelikli olarak sevkiyatımız bu maddeler üzerinde olacak. Yani gıda maddeleri üzerine yoğunlaşırsak yardımlarımızı bu konuda çok memnun kalırız. Çünkü tırlarımız gidiyor. Lojistik anlamında da ciddi sıkıntı çekiyoruz. Şu anda tır bulmakta da çok zorluk çekiyoruz. Tır aracı olanlar, alanlar bize irtibata geçerlerse, araçları olanlar bizimle irtibata geçerse o konuda da çok çok memnun kalırız. Çünkü bölgeye sevkiyat yapmakta zorlanıyoruz. En büyük sevkiyatı da biz yaptık diğer illere göre. Çok büyük bir şekilde Bolu halkının desteğiyle sevkiyat yaptık ama lojistik anlamında sıkıntı çekeceğiz. Depolarımızda çok fazla kıyafet var. Onun dışında biraz önce saydığım malzemeleri, yani gıdaya yönelik malzemeler getirirlerse yardımcımıza çok çok